Cimsar nahiyesindeki Kazak İmam Kusman Rehim, bu yıl 11-nin 17-nji günü nahiyelik sot tarapidan kanunsuz nikah okan dep ayıplanıp 5 yıllık kesiptilgen. Kusman'nın Kazakistan'da turuşluk inisi Bilal'nın haber berişçe, aksi 2021-nji ýyly imamlıktan istifa sorgan, hem de Xitay hükümetinin dini bastırış şamilinden kaçıp Kazakistan'da panahlanışka tırışkan bolsama, dairler onuňa ruhsat kılmagan. 7-nin 14-nji günü sakçılar onu öýden Kur'an çıkan ve kurban hit günlerde işki meydan nikah okugan diyen sebep bilen tutup ketken. 11-nin 17-nji günü Cimsar nahiyelik sot mehkimsi yepik sot eçip, Kusman'a 5 yıllık kamak cezası bergen, hem de 30 000 som cerimanı koygan. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın 2023 yıllık sayahat yılı 11'i, erki kırgınçılık devamlı şuvatkan Şarkı Türkistan'da ötküzülgen bolup, Xitay atalmış Şincan Yaxşıçay digen markanı yaratkallık hakkıda davran saldı. Mälum bolışça, 26 noyabrgıça Ürümçide ötküzülgen münberge Kazakistan, İran, Pakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Belorusya Katarlık devletlerinin vekillerden başka yine Şarkı Türkistan'daki her kaysi vilayet, oblast, şehirlerdeki asaslık emeldarlar, mütexassislar ve sayahat karxanalarının vekilleri katnaşkan. Angliya parlament a'zolari Angliya hukumatini quyosh energiyasi uskunalari importida Xitoyga tayinib qilishni azaytishga chaqirdi. Xabarlarga qaraganda, Angliya kelgusi iqtisodiy plani doirasida 2035 yilga borganda yillik o'rtacha quyosh energiyasini 15 gigavatdan 70 gigavatga yetkazishni planlagan. Parlament a'zolari Angliyaning quyosh energiyasi texnikasida Xitoyga tayinib qilishga qarta andishalarini ifodalash bilan birga hukumatini Xitoyga tayinishni azaytishga chaqirgan. Xitay Tayvanga qarshi istihbarat harakatlarini kuchaytirgan bo'lib, Tayvanning pensiyaga chiqqan yoki xizmat o'tayotgan 10 askari Xitay kommunist rejimi uchun jasuslik qilish bilan ayblangan. Tayvan yuqori taftish mahkamasi bu haqda bayonot e'lon qilib, javobgarlardan 3 nafarining harbiy uchur to'plab, Xitay kompartiyasi uchun 4 ta'sis qilganlik sababli ayblanganligini, 4 jasusning o'zlarining xizmat o'rnidan foydalanib harbiy maxfiy hujjatlarga erishganligini hamda bir qator harbiy maxfiyatliklarni Xitoy kompartiyasiga sotganlik sababli ayblanganligi oshkorlangan. Xitoy mamlakatlar xalq qurultoyi doimiy komitetining muavin raisi Zin Shenbang davlatining janubiy Siprusning egalik huquqi, mustaqilligi va zimin butunligini qat'iy qo'llaydiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Zin boshchiligidagi bir hay'at Janubiy Siprusda ziyorati bo'lgan bo'lib, parlament raisi Annita Dimitro bilan ko'rishgan. Ma'lum bo'lganidek, Siprusning turklar yashaydigan shimoli qismi o'z bir qism davlatlar tarafidan mustaqil davlat deb e'tirof qilingan. Egilinishicha, Isroiliya tashqi axborot mulozimat organi Mossadning boshqa Davud Barnea duhog'i berib, insonparvarlik urush to'xtatishning uzartilishi va mahbus almashtirishni davomlashtirish to'g'risida suhbat o'tkazdi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Barnea Dohada Qatar amaldorlari va Amerika Markaziy axborot idorasining boshqa bilburnis bilan uchrashdi ekan.